Herkese merhabalar, ben Özlem, kanalıma hoş geldiniz. Size bugün enfes, muhallebili bir etmek tatlısı yapacağım. Etmek tatlısı deyince nedense benim küçükken annemle beraber gittiğim böyle altın günleri ya da anneme gelen komşularıyla komşuların geldiği altın günleri aklıma geliyor. Yani böyle o kadar eski bir tatlı ama nedense hala çok favori, hala çok sevilir. Yani yerini başka bir tatlı daha tutamadı diyebiliriz. Ne yapacağız? Öncelikle etimeklerimi güzel bir karamelli şerbetle ısıtacağım. Üzerine enfes bir muhallebi yapacağım ve çilekle süsleyeceğim. Hadi o zaman başlayalım. Malzemelerinizde muhallebi için gerekli olan malzemeler 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 litre süt. Altı için tuzsuz etimek kullanacağız. Marketlerde satılıyor üzerinde etimek diye. Oradan alabilirsiniz ama tuzlu olanını alın. Şerbeti içinde 1,5 su bardağı su, 1,5 su bardağı da şekerim var. Ve üzerine de tabii ki mevsimin en lezzetli meyvesi olan çilekle süsleyeceğim. Etimek tatlısına nereden başlayacağız? Etimek tatlısı için şöyle bir dikdörtgen borcamım var benim. Tabii ki istediğiniz kapıda kullanabilirsiniz ama etimeklerim dikdörtgen olduğu için en güzel bunda oluyor böyle yan yana dizdiğimizde. İlk önce etimekleri güzelce bu kaba dizeceğim. Şöyle. Bir paketten ortalama 15 tane çıkıyor ve 15 tanesi bu boy borcam için yeterli geliyor. Şöyle. Evet canım, etimeklerimi bu şekilde güzelce borcama dizdim. Şimdi bunları ıslatmak için güzel karamelli bir şerbet yapacağız. Karamelli şerbetimize de 1,5 su bardağı suyla 1,5 su bardağı şeker kullanacağız. Evet ballar, şimdi güzel bir karamelli şerbet yapacağız. Nasıl yapacağız? Karameli kendimiz yapacağız. 1,5 su bardağı şekerimi güzelce koydum. Ve birazcık bunun erimesini bekleyeceğim. Şöyle bir yayarsanız şöyle. Çok fazla kaşıkla oynamayın. Kendi haline bırakın. İlk başta kenarlardan, daha sonra ortaya doğru şekerler erimeye başlayacaktır. Benim ocağım elektrikli bir ocak. Çok böyle harıl harıl bir ateş yok. Onun için biraz iş yavaş gidiyor. Ama sizin eğer elektrikli değil, doğal gazlı bir ocağınız varsa daha hızlı gidecektir. Evet, gördüğünüz üzere karamelim, yani daha doğrusu şekerim güzelce eridi. Çok fazla ben böyle koyu renk yapmayacağım. Ne kadar koyu tutarsanız tadı o kadar acı olacaktır. Şimdi güzelce bunu açtıktan sonra en tehlikeli iş olan su dökme işlemini gerçekleştireceğim. Birazcık böyle uzak durarak dökerseniz suyu, çünkü kesinlikle coslayacaktır. Gördüğünüz üzere su geldiği anda şekerim kas katı bir şey oldu. Korkmayın, bakın şu an kalkmıyor bile yerinden. Korkmayın, yavaş yavaş su ısındıkça bakın o da eriyecektir. Erimeye başlıyor. Bakar mısınız ne kadar katılar, teşekkür ederim. Şimdi yavaş yavaş su ile beraber o da eriyecek. Evet canlar, gördüğünüz üzere şekerimi güzelce erittim. Şimdi bu oluşturduğum güzel karamelli şerbetimi etmeklerimle buluşturacağım. Evet, şimdi etmeklerim üzerine enfes şerbetimi döküyorum şöyle. Kaşık yardımıyla da tabii yapabilirsiniz ama çok dikkat edin. Çünkü bu şekerli bir karışım ve elinizi gerçekten yakar, yani şeker yanığı en kötü yanık. Etmeklerim güzelce karamelli şerbetimle ıslandı. Şimdi bunları biraz burada bırakıyorum azıcık şerbetini iyicene çeksin diye. Ben de o sırada hemen muhallebi yapıyorum. Evet canlar, geldik şimdi işin en lezzetli kısmı olan muhallebi kısmına. Bir su bardağı şekerimi döküyorum. Bir su bardağı unumu döküyorum. Şöyle karıştırıyorum. Bu arada ocağımın altı daha açık değil. Ve 1 litre sütümü bu karışıma yavaş yavaş ekliyorum. Neden yavaş yavaş ekliyorum? Çünkü şimdi unun içinde topak topak kalmasın diye şöyle azar azar koyup koyup şöyle biraz karıştırıyorum. Azar azar koyacağım, koyacağım, karıştıracağım. Amaç unun içinde topak topak kalmasın. Böyle biraz koyayım, biraz daha koyayım.
azar azar açarsanız nişastalı karışımlar olsun, unlu karışımlar olsun kesinlikle topak topak kalmayacak. Ama eğer birden dökersen un içinde topak topak kalır. O zaman da bir blender yardımıyla bu topakları giderebilirsiniz. Bakın şimdi çok pürüzsüz bir karışım olacak. Açtıkça sütümü ekliyorum. Açtıkça artık hepsini ekliyorum. Şöyle. Bak bakıyorum hakikaten humlayacağım mı? Böyle görüyor muyum topak topak? Ondan sonra ocağın altına orta ateşte yakacağım. Ve gene karıştırarak pişireceğim. Evet, bu annemim harika bir kıvam aldı. Şöyle gösterebilirim size. Şimdi kıvam aldıktan sonra içine bir paket vanilya ekliyorum. Güzelce onu eritene kadar şöyle pişiriyorum. Hemencik erir zaten vanilya. Ve daha sonra ocağın altını kapatıyorum. Evet, muhallebimiz geldi. Az önce güzel karamelli şerbetimizi ıslattığımız etimeklerimiz gördüğünüz üzere harika bir şekilde çektiler. Şimdi de 3 malzemeden harika bir muhallebi yaptık. Güzelce onu da ekliyoruz. Yavaş yavaş, acelemiz yok. Hepsinin üzerine gelecek şekilde bu borborcam için muhallebiniz yeterli olacaktır, yetmez falan diye sakın düşünmeyin. Güzelce öpüyoruz. Şöyle muhallebimi dibinde öpüldükten sonra. Evet canlar, gördüğünüz üzere tatlım hazır. Şimdi ben bunu dolaba koyuyorum. 1,5-2 saat kadar bekletiyorum ki servise hazır bir hale gelsin. Daha sonra süsleyerek servis edeceğim. Evet canlar, itimeğim harika bir şekilde soğudu. Şimdi onu güzelce kesip daha sonra da süsleyeceğim. Siz üzerine Antep fıstığı da ekebilirsiniz. Benim elimde şu an badem vardı. Ben şöyle biraz badem koyacağım hepsine. Azar azar. Antep fıstığı renk olarak çok daha güzel olacaktır. Farklı bir renk olacağı için. Şimdi alttaki muhallebi de beyaz ya. Kesinlikle daha güzel duracaktır. Azıcık renk katmak için ne yapıyorum? Çilek koyacağım. Çileklerimi şöyle ortanın ikiye böleceğim. Yeşil yeşil. Her kareye bir tane çilek koyacağım. Enfes etmek tatlımın geldiğim en lezzetli yerine. Nedir en lezzetli yeri? Tabii ki tadım kısmı. Hemen sizler için ucundan yumuşacık tadıyorum. Gördüğünüz üzere etimeğin servisi hazır. Harika oldu. Enfes oldu. Şimdi ne yapacağım? İlk baştaki biraz bozuk çıkabilir. Onun için ben burada bir tanesini böyle şey bıraktım. Çileksiz bıraktım. Bozuk çıkma ihtimaline karşı. Gerçi sonra bozuk çıkmadı. O da güzel çıktı. Şöyle alacağım. Etimek dağıttım. Muhteşem olmuş. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.